Selamun aleyküm ergü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yumuşacık bir lif örüyorum. Örerken de çekeyim istedim. Sadece duş almak için ya veyahut da cildi hassas olanlar için daha önce de çekmiştim bebek için. Bunu şimdi size göstermeye çalışacağım. Şöyle ipimi biraz katladım. Zincir çekeceğim. Biraz daha tuttuğum yer sağlam olsun diye ikiye katladım. Zincirimi öyle çekiyorum. Şöyle katladığım yerden şöyle zincirimi çekiyorum. Bunu biraz zincir çekip geleyim. Şu kadar bir zincir çektim. Bunu şöyle birleştireceğim. Siz eliniz böyle kaç tane olduğunu saymadım. Şöyle bir halka olacak şekilde tutması rahat olacak bir şekilde zincir çekiyorum ve şuradan birleştiriyorum. Şöyle. Milim 7 numara. Şunun üstüne şöyle sık iğne dolduruyorum. Şöyle tamamı dolacak şekilde şöyle örüp geleyim. Şimdi ben dolandım geldim şöyle birleştirdim. Şimdi üstüne dolayıp şuraya trabzan örüyorum. Her deliğime iki batıyorum. Şurayı çok sıkı örmediğim için deliklerimi iki batıyorum. Şöyle 20 tane trabzan öreceğim. İki, dört, altı, sekiz, on. 11. 12. Şöyle 20 tane örüp geleyim. 20 tane ördüm. Kenarda 2 zincir çektim. Geri döndüm. Dibindeki deliğime battım. Aynı deliğime 2 batıyorum. Kenarlardan artırma yapıyorum. Gerisine tek batacağım. Bu tarafa geçip geleyim. Sona da iki battım, iki zincir çektim, yine dibine battım, buradan da iki artırdım. Kenarlardan iki artırarak istediğim ene ulaşıncaya kadar örüyorum. Hatta hızlı artırmak isterseniz ortadan da artırabilirsiniz. Şu kenar çok uzun olmasını istiyorsak ortadan da artırır. Biraz örüp geleyim. Ben bu kadar ördüm arkadaşlar. 35'e çıkardım. Ortadan da 2 tane artırdım. Şimdi benim bunu sade örmüştüm. Bu ipim azmış. Ben de siyahla karıştırmak istiyorum. Onu da bir sıra siyah, bir sıra şey geçmek istiyorum. Şöyle geçiş yaptım. Şuraya zincir çektim. Şu kenara iki artırma daha yapayım. Bir tık daha enli olsun istedim. Burada trabzan yaparsam biraz seyrek oluyor. Ben seyrek olsun istemiyorum. Daha yumuşak olsun istiyorum ve yarım trabzan yapacağım. Üstüne doladım. Kenardan bir tanesini şöyle hepsini birden aldım. Doladım. Şuraya battım. Şu parmağıma attım. Parmağımın üstünden şöyle aldım. Hepsini birden çektim.
Doladım. Şuna battım. Parmağıma doladım. Aldım. Hepsini birden çektim. Doladım. Battım. Parmağıma doladım. Hepsini birden çektim. Şöyle battım. Battıktan sonra parmağıma doluyorum şu parmağımı. Şuradan üstünden alıp hepsini birden çekiyorum. Eliniz alışınca hızlanıyorsunuz. Bu tarafa geçip bir daha göstereyim. Evet, şu tarafına geçtim ve şu şekilde oldu. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Kenarda bir tanesini tek batıyorum. Böyle batıyorum. İkincisini yine aynısını yapıyorum. Eğer bunu bir tarafı yumuşak olsun, bir tarafı düz olsun dersek bu tarafından düz öreriz. Öte tarafından bu püskülü yaparız. İki tane yapar. Üst üste koyar kenarını örersek de arasına sabun katılır. Uzun bir şey olur ama ben iki tarafını da yumuşak yapmak istediğim için iki tarafını da aynısını yapacağım. Şimdi siyah olduğu için bunu öbür tarafa geçeyim. Bir de turuncu ile göstereyim şu şekilde. Bu tarafa geçtim. Bu ipime geçiyorum. Şöyle bir zincir çekip şu kenardaki deliğime batıyorum. Bir önceki deliğime modelimi kurmaya başlıyorum. Üstüne doluyorum. Şuna batıyorum. Şu parmağımı alıyorum. Hepsini birden çekiyorum. Seyrek olsun derseniz de trabzan örersiniz. Biraz seyrek oluyor o zaman. Şöyle bir sıra ondan bir sıra ondan biraz örüp geleyim. Evet, şöyle bir sıra ondan bir sıra ondan ilerliyorum. Bayağı da enli oldu. Şimdi şuna geçiyorum. Bu ara dümdüz. Şurada artırmayı bitirdim. Artırma eksiltme yapmadan şöyle örüyorum. Şöyle biraz da buradan göstereyim. Burayı bitirmek istiyorum diyeyim. Sık iğne ile bitireyim. Bu şeyde çok boşluk oluşmasın. Üstüne atmadan. Aynı şekilde eksilterek gidiyorum. Şöyle geçip gel kenara geldim. Şimdi trabzana geçiyorum ve önümdeki deliğe değil, bir ilerisine batıyorum. Bu şekilde eksilterek kenarlardan 20 tane kalana kadar eksilterek öreceğim. Şöyle sıra sonuna geleyim. Sıra sonuna geldim. Yine bir delik ileride. Şöyle. Ortadan da artırma yapmıştım. Ortadan da eksiltebilirim. Aynı şekilde olsun diye. İki tane artırma yapmıştım. İki tane kesebilirim. Şöyle dediğim gibi kenarlardan eksilte eksilte öreceğim. Ben biraz azalttım hanımlar. Bir de ben kenardan çıkışta da azaltma yaptım. Şöyle ikisini bir ördüm. Şöyle. Bu öte tarafta girişte çıkışta artırdığım için bura biraz uzun
olacak gibi oldu. Bunda da çıkışta da girişte de eksiltme yaptım. Şöyle 20 tane kalana kadar öreyim. Şöyle benim 17 kalmış. 17 olsun, o da çok fark etmez. Şimdi buraya da şöyle zincir çekelim. Bunun aynı olsun istersek şöyle ölçeriz. Biraz daha çekmem gerekiyor. Şimdi buraya iki defa batayım. Çevirdim. Öbür zincirimiz kalındı. Burada da üstünü kalın örelim. Şöyle üstüne doladım. Şöyle batıyorum. Yarım trabzan şeklinde. Şöyle dolduracağım. Evet, şöyle bitirdik. Şöyle şuraya birkaç defa, hatta şuraya kadar da inebiliriz. Videoyu çok uzatmayayım diye biraz hızlı yapıyorum. Şu kenarı tüm de örebiliriz. Aslında hep kenarı dolanabiliriz ama şunda bu renkli şu kenarın ipini kaybetmek için rengin birinden örebilirim. Şöyle alayım. Yumuşacık bir lif oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, destek olursanız çok memnun olurum. Kanalımda çok fazla video var. Ne isterseniz bakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.